Peki ilk yardım müdahalesinde size gelene kadar gelen sorularda hareket ettirmede korkuyoruz, paniğimiz oluyor ister istemez. Hastadan daha çok panik yapıyoruz. 112 bekleyene kadar ne yapmalıyız sorular fazlasıyla geliyor hocam. Evet. 112'nin gelmesine kadar geçen süre aslında önemli. Ne yazık ki kalp krizlerinin kalp krizi nedeniyle hasta kayıplarının, hastanın hayatını kaybetmesinin en sık gerçekleştiği dönem hastaneye başvurmadan önceki dönem. Evet. Yani acil servise ulaşıncaya kadarki dönem. Evet. Bu dönemde hastaların kayıplarımızın önemli bir kısmını bu dönemde ne yazık ki veriyoruz. Hastaneye ulaştıktan sonra bu risk %30'lardan %10'lara kadar düşmüş durumda. Yani bir hastamız sağ salim acil servise ulaşmışsa donanımlı bir merkezde, gerekli müdahalenin yapılabileceği bir merkezde riskimiz %10 civarında. Elbette bir takım ek faktörlere bağlı olarak bu oran artıp azalabilir. Ama hastane dışındayken kayıpların önemli bir kısmı ne yazık ki hastane dışında. Dolayısıyla bu esnada yapacağımız şeyler çok önemli. Öncelikle hastayı rahat bir ortam, hastaya rahat bir ortamı sunmamız gerekiyor. Bunu fark ettiğimiz andan itibaren. Yakasını gevşetmek, üzerinde fazla kıyafet varsa ceket, palto gibi bunları çıkarıp hastayı rahat bir şekilde, rahat bir koltuğa uzatmak. Tansiyon, şeker gibi hastalığı varsa zaten aklımıza ilk olarak kalp krizi gelecek. Bir hasta yakınının veya hastanın kendine yapacağı en büyük iyilik elbette ilk önce 112'yi aramak. Yani sağlık sistemiyle bir temasa geçmek. Bu 112 olur, özel ambulans olur, yakında bir hastane ise orası olur. En hızlı şekilde sağlık sistemiyle temasa geçmek. Arkasından bizim için çok önemli erken verilmesi, ilk dakikalardan itibaren verilmesi son derece önemli. Kalp krizlerinde %20 oranında ölüm riskini azaltan tek başına bir ilacımız var, aspirin. Son derece ucuz, belki 200 sene önce icat edilmiş ama halen onun kadar etkili, onun kadar hızlı etki gösteren ve hastaya fayda sağlayan çok az sayıda ilacımız var. Dolayısıyla aspirini hastaya çiğnetmemiz gerekiyor. Virgül koyayım hocam. Evet. Evde hepimizin bildiğimiz aspirin değil mi? O yeni çıkanlar değil, eskilerden mi? Evet, biz normalde kalp hastalarına takip döneminde, kronik dönemde bebek aspirin diye ifade edilen hastalar tarafından 100 miligramlık hatta şimdi 80 miligramlığı da çıktı. Bunları veriyoruz. Ama kriz esnasında ilk verilecek olan aspirin aslında büyük aspirin. 300 miligram yoksa 500 miligram çiğnemek suretiyle alınması gereken bir ilaç. Çünkü amacımız aspirinin olabildiğince hızlı etkisini başlatmak. Dolayısıyla yutmaktan ziyade çiğnemek, kana daha hızlı karışması ve kanın pıhtılaşmasını önleyici etkisinden fayda sağlamamız açısından olabildiğince hızlı kana karışması gerekiyor. Amacımız çiğnetirken budur. O zaman kanı sulandırdığı için evet, sizin işinizi daha kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Damarlar kriz esnasında her hastada %100 tıkanmıyor. Hı hı. Bazılarında %99-98 bu civarda. O %1'lik kısım inanın bazen hastanın gidişatını muazzam etkiliyor. %99 tıkalı bir damarda aşağıya yani damarın uç kısmına kan ulaştığı için o dokunun beslenmesi devam ediyor ve idare ediyor bir şekilde. Ama %100 olduğunda hastamızın o bölgesi beslenemediği için hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Halk arasında vakit nakittir diye bir söz var ya. Evet. İşte bunun bizim mesleğimizdeki karşılığı, kalp krizi geçiren bir hastadaki karşılığı vakit kalp kasıdır. Vakit kalptir hatta. Evet. Yani her dakika orada ölen hücrelerin miktarı artıyor, dokuların miktarı artıyor. Hastamız kalp krizinden sonra ne kadar zayıf bir kalple yaşayacak, yaşamak zorunda kalacak. Bunu zaman belirliyor, hastaneye başvuru zamanı belirliyor. Elbette her şeyden önce krizi atlatmaktır amacımız ama krizden sonra hastamız konforlu, fonksiyon kaybı yaşamadan normal bir hayat sürecek mi? İş hayatı, sosyal hayatı etkilenecek mi bu işten? Bir amacımız da budur. Elbette ki önce hayatta tutmak, arkasından iyi bir hayat sürmesini, kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Dolayısıyla hızlı müdahale her ikisine de katkı sağlayan bir durum.